Herkese selamlar dostlarım. Sıfırdan JavaScript kursumuzun 9. bölümündeyiz ve bugün sizlerle JavaScript'te nesne kavramını öğreneceğiz. Aslında nesne dediğimiz şey günlük hayattan da örnek vermemiz gerekirse bir araba veya bir insan aslında bir nesnedir. Belli başlı özellikleri vardır. JavaScript'te nesne dediğimiz kavram bu şekilde tanımlanacak ve nesnelerin nasıl oluşturulduğunu, oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğini kısa kısa notlarla değinip yolumuza devam edeceğiz. Şimdi kod tarafına yeniden geçelim. Daha önceden sizlerle zaten birçok nesne oluşturmuştuk. Bu derste biraz daha üstünde duracağız. Bu sefer ama const anahtar kelimesiyle nesnemizi oluşturalım. Örneğin buraya personel adında yeni bir nesnemiz olsun. Şimdi eşittir diyeceğim ve süslü parantezlerimi açacağım. Nesneler süslü parantezlerle oluşturur. Örneğin isim 2 nokta umut diyeceğim. Virgül bir de yaş 2 nokta 24 diyeceğim. Bunları tanımladıktan sonra artık şöyle noktalı virgül buraya koyabilirsiniz. Ve bizim için bu bir obje oluyor. Şimdi obje bu şekilde tanımlanabildiği gibi şöyle bir tanımlamamız da vardı. Const dedikten sonra tekrardan personel 1 diyelim buna eşittir. Süslü parantezlerimi açtığımda yine bu şekilde bakın tanımlayabiliyorum. Yani alt alta da bu şekilde tanımlanabilirdi. Zaten bu ikisini biz ilerleyen derslerde detaylı olarak göreceğimizi söylemiştik. O ders zaten bu ders. Şimdi bu şekilde tanımlamayı gördük ama sizlerle şunu görmedik. Const dedikten sonra mesela personel 2 diyelim. Eşittir süslü parantezlerimizi açalım. Ve herhangi bir değer vermeden böyle içini bomboş bırakalım. Şimdi bunun içini bomboş bıraktıktan sonra sonradan değer atamak isterseniz bunu personel 2 dedikten sonra nokta isim diyeceğiz. Örneğin umut değerini atayacağız. Hatta farklı değerler olsun. Şu Doğan olsun. Şu Umut olmasın. Şurada Sude olsun. Bunun haricinde Doğan dedik. Örneğin burada yeniden farklı değerler atayabiliriz. Bu da aslında şu iki kullanımla herhangi bir farkı olmayan bir kullanım. Bu şekilde de kullanıldığını görebiliyorsunuz. Peki bunu ekranda nasıl yazabilirsiniz? Ekranda bu çıktıları nasıl görebiliriz? Tabii ki konsol mu diyelim? Yok, yine window nokta alert diyelim. Ve bunun için arkadaşlar personel 2 mi yazdıralım? En başta personel 2'yi yazdıralım. Bu şekilde çalıştırdığımda bakın ekranda sadece obje ve obje kavramlarını göreceksiniz. Yani aslında bizim istediğimiz çıktı bu değil. Ama karşıma iki tane obje geldi. Yani personel 2'nin içinde demek ki bir obje var. Bir tane daha obje var. Ama bunların ne olduğunu göremediniz. Bunu görememizin sebebi arkadaşlar bunu bu şekilde çıktı olarak alamazsınız. Personel 2 dedikten sonra nokta isim derseniz veya personel 2 nokta yaş derseniz bu şekilde iki çıktıyı da alabilirsiniz. Bakın Doğan ve 25'i bu şekilde ekranda görebiliriz. Ama neden daha deminki gibi yani şu kullanımda biz ekranda herhangi bir şey görmedik? Çünkü bu kullanım bize sadece sınıfın içindeki objeleri verir. Örneğin buraya bir obje ve şöyle kaydedelim. Bir daha çalıştıralım. Böyle çalıştırdığına bakın yine obje kavramını görebiliyorsunuz. Yani bu personelin aslında personel 2'nin bir obje oluşturulduğunu ama herhangi bir değere ulaşamadığımızı bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi bunu uzatalım. Örneğin Ctrl CV diyelim. Şu personel olsun, şu personel 1, şu personel 2 olsun. Ama bunları window yapmayalım. Tek tek böyle uyarı mesajı olmasın. Konsolda görelim en iyisi. Console.log dedikten sonra şöyle personeli yazalım ve diğerlerini de çoğaltalım. Personel 2 ve personel 1. Çalıştıralım. Hemen buradan incele. Konsol ve buradan bakın objelerimi tek tek tanımlandığını görebiliyorsunuz. Aslında bu çıktı tarafında bunları görebiliyorsunuz. Ama normalde daha demin uyarı mesajında göremediniz. Sadece bakın obje olarak geliyor. Şu içindekileri görebilmemiz sadece bizim HTML sayfasına baktığımızdan dolayı. Örneğin personel 1 nokta dediğimde isim, personel 1 nokta dediğimde isim, bir de personel 2 nokta dediğimde ismini yazdırırsak bakın Umut, Sude ve Doğan gelecek. Yani içindeki objelerine ulaşmış olabileceğiz. Bu şekilde oluşturduğumuz nesnelerin elementlerine ulaşabiliyoruz. Tabii şu kullanımda var. Örneğin personel 2 dedikten sonra nokta değerli kapalı parantez içinde isim derseniz ve çalıştırırsanız tabi bu isimi bu şekilde vermeyelim. Şöyle yapalım. Tırnaklarımızın içinde isim diyelim ve tekrardan çalıştırırsak yine Doğan'ı alırsınız arkadaşlar. Yani nokta isim diyebilirsiniz. Bir de parantezler için direkt kolon ismini vererek de bu şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin personel 2'nin isim kolonu değil de şehir kolonunu almak isterseniz şehir dediğinizde yine karşınıza böyle bir kullanım gelir. Hatta Python'da şu kullanım da var. Belki burada vardır.
Örneğin sıfır diyelim. Bakalım oldu mu? Mesela bu Python'da var ama burada yokmuş. Neyse şu bilgiyi öğrenmeyin. Bu zaten Python'dan bir alışkanlıktı. Bu bilginin haricini bunları bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde nesne özelliklerine bu şekilde eriştik. Tamam. Alttan örneklerle devam edelim. Şimdi burada bir de şöyle bir özellik var. Nesnelerin değiştirilebilirliği var arkadaşlar. Örneğin şöyle let diyelim bu sefer. Personel olsun. Ya personel olmasın hatta farklı bir şey yapalım. Yarışmacı olsun. Yarışmacı eşittir diyelim. Bir yarışmacı oluşturalım. Burada yarışmacının örneğin ismi Umut olsun. Onun haricinde yaşı 24 olsun. Farklı farklı şehir İstanbul olsun. Bir de sporu futbol olsun. Bu abimiz bir yarışmacı. Şimdi bunun haricinde şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örneğin yeniden let diyeceğim. Eşittir yeni yarışmacı diyeceğim ve bunu yarışmacıya eşit diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu ne demek aslında? Burada şunu şimdi konsol nokta şöyle hemen konsol nokta log diyelim. Ekranda yeni yarışmacıyı yazdıralım. Bir de normal yarışmacıyı yazdıralım. Ve bu ikisini de bir çalıştıralım. Bakın çalıştırdığımda yine aynı özelliklere sahip olduğunu görüyorsunuz. Burada aslında oluşturduğunuz bir objeyi bu şekilde bir değişkene atayabildiğinizi ve ikisinin de bir obje gibi davranması gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Yani normalde bu bir obje, bu bir değişkendi ama ben bunu bir objeye eşitlediğim için ikisi de benim için bir obje oldu. Örneğin şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın şimdi yeni yarışmacı nokta diyeceğim. Yeni yarışmacı nokta dediğinde yine aynı özellikler var. İsim diyeceğim eşittir ismini değiştireceğim. Artık isim Hakan olsun. Hakan dedikten sonra programı çalıştıracağım ve bir daha burada yeni yarışmacı yazdıracağım. Bakın kaydettiğimde artık diğer yarışmacının Hakan olarak güncellendiğini görebiliyorsunuz. Hatta şurada şunu yazdırmayalım bakın. Burada yarışmacı yazdırdım. Aslında yarışmacı burada buna eşitlenmişti. Sonra yeni yarışmacı nokta isim dediğimde bunu Hakan olarak değiştirdiğimde sonucun Hakan olarak da değiştiğini görebiliyorsunuz. Yani obje özellikleri bu şekilde değiştirilebilir. Burada kopyaladık ama başka bir özellik daha değiştirelim. İsim değil de yaş olsun. Örneğin yaşı da 89 olsun ve kaydettiğimde yaşın da otomatik olarak güncellendiğini görebiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi bu şekilde ekleyebildiğimiz gibi herhangi bir özelliği de silebilirsiniz. Nasıl silebilirsiniz? Delete dedikten sonra mesela delete nokta ne diyeceğiz? Yarışmacının şu özelliğini silelim. Hangi özelliğini silelim? Tabii şurada delete nokta değil, boşluk olacak. Yarışmacının isim özelliğini silelim. Sonra tekrardan şurada bir konsola yarışmacıyı yazdırıp şunu da hatta ekleme kısmını öğrendik. Zaten değiştirme kısmını. Sil dediğimde bakın burada artık Umut 24 iken burada ismi görmüyorsunuz. Neden? Çünkü burada bir delete yani silme işlemi yaptık. Bu şekilde herhangi bir objenin istediğiniz kolonunu da silebiliyorsunuz. Şimdi bunun haricinde nesnelerle devam edelim. Bugün bu ders biraz uzun olacak çünkü nesnelerin özellikleri birçok kez farklı farklı özelliklere sahip. O yüzden uzun bir ders yapacağız. Şimdi yeniden let diyelim. Örneğin ne bulsun orada? Üye diye bir değişken oluşturalım. Eşittir. Süslü parantezlerimizi açalım. Yine üyenin ismi olsun, işte soy ismi olsun, yaşı olsun. Farklı farklı özellikleri olsun. Bunlar değişmeyecek. Şimdi bunun yanında şöyle bir şey yapacağız. Örneğin burada konsol.log diyeceğiz. Düzgün bir metin yazdırmaya çalışacağız. Log dedikten sonra şöyle bir şey yapalım. Üye nokta isim diyeceğim. Artı tırnaklarımı açacağım. Boşluk artı hatta şu ismin bir de soy isim olsun. Soy. Buna da Altun diyelim. Ondan sonra üye nokta soy isim. Tekrardan artı boşluk. Artı sonra da üye nokta şehri yazdırabiliriz. Bu şekilde ben bu kodu çalıştırdığımda bakın Umut Altın İstanbul olarak böyle düzgün ifadeler de konsol tarafına verebilirsiniz. Yani bir obje oluşturdunuz ve bu objeyi aslında kullanıcıya göstermek istiyorsunuz. Yani bir üye girişi olabilir veya hoş geldin Umut Altın gibi bir mesaj yazdıracaksanız kullanıcının bu bilgileri bu şekilde göstermeniz gerekecek. Şimdi bunlar haricinde nelerimiz var? Nesne tarafında bakalım özellikler kısmında yok. Zaten eklemeyi öğrendik. Bunun haricinde düşünüyorum arkadaşlar. Şunu yapabiliriz. Belki tam hatırlamıyorum ama bir silme işlemimiz haricinde bir de
yeni özellik ekleyebilirdik. Şunu bir yorum satını geri açayım hatta. Örneğin burada 4 tane özelliğimiz var. Biz buna yeni bir özellik eklemek istediğimizde şöyle yapalım. Üye nokta diyelim arkadaşlar. Nation Anonymity diye bir fonksiyon vardı da şu an bakayım çalışacak mı? Şöyle örneğin yeni bir şey ne olsun? Ülkesi olsun ve noktalı virgülü koyup çalıştırdığımda bakalım şu üyeyi yazdırabilecek miyiz? Console nokta log diyeceğim. Parantezlerimi açacağım. Üye nokta geldi mi? Gelmedi. Üye nokta %90 şehir desem, pardon, üye nokta ülke desem ve çalıştırsam arkadaşlar, evet. Yani bir de ekleme özelliğimiz vardı ama şu an hatırlamadığım için size de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bunların haricinde yine bir ekleme özelliği de yapabiliyorsunuz tabii ki silebildiğiniz gibi. Bunu da kendiniz araştırıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şu an şimdi hatırlamadığım için yanlış bir bilgi de vermeyeyim sizlere. Ama bu dersimizde zaten bir objenin bir nesnenin nasıl tanımlandığını ve nasıl kullanıldığını öğrenmiş oldunuz dostlarım. Bu dersimizle beraber de JavaScript'te nesne yani obje kavramının ne olduğunu, nasıl tanımlandığını ve tanımlanırken ne gibi özelliklerle kullanabildiğini öğrenmiş olduk. Bunların haricinde yine dediğim gibi birçok özellik var. Ama bu sadece temelden bir kurs olduğu için sadece detaylıca değil, basitten gireceğiz. Sonraki derslerde de zaten ilerleyen süreçleri öğreneceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.